Günaydın. Günaydın. Ne yapacağız? Kara fırın da olabilir. Yaşasın, tamam, yiyecek bir şeyler de var, okey. Gerçekten bu çok sormuşsun. Tacın nereden? Linkler misin? Bu ne ya? İçin aynen. Vardı. Bir anda böyle İğrendim ve bırakacağım dedim. Sonra burnum ameliyat oldum tadı. Tuzlu biber. Sana helal olsun. Tuzlu biber oldu. Burnunu profilden göster bakayım. Burnumun ismi Doktor Yusuf Orhan. Hayır, Doktor Yusuf Orhan Uçal. Orhan Yusuf. Yok, Yusuf Orhan. Nerede muayenehanesi? Ataşehir Premium'un orada. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Boğazdan sonra nasıl 13 kişi sığıyormuş ya? Delirdiniz mi? Oğlum, nefes alamıyorlarmış. Abi nasıl çıldırmış ya? Of! Bir şey söyleyeyim, şarabımız bile var. Of, baklava yemek istiyorum şu an ama. Ya. Hoşça kalın. Haber verin bize de. Of diye. Arkadaşlar var. Telefonunu uçak moduna almamış. Kim? Yolculuğun tam ortasında bir telefon çaldı. Lexus Premium Melek bir ayrıcalık. Ya işlemeye gidiyorsunuz. Bir de bir şey söyleyeyim. Bu da vegan. Vegan günahları işliyor bu da. Pekmez. Herkese selam. Şimdi bu kadar böyle gezmeli, tozmalı, uçmalı videolardan sonra bu araya küçük bir şey koyayım dedim. Ne yapıyorum şu an? Onu anlatayım. Şu an Antalya'dayız. Rixos Premium Belek'teyiz ve bir etkinlik yapacağız. Bildiğiniz gibi ben Influosamist'te çalışıyorum. Ve bu da bizim bu sene yapacağımız ilk etkinlik. Yani en son geçen sene Ekim'de yapmıştım. Onun için de zaten vlog çekmiştim. Bu da ikinci, yani ondan sonra yapabildiğimiz ilk etkinlik. Çünkü araya korona falan girdi. Buradayız. Böyle bir 50 influencer'ın falan geldiği bir etkinlik yapacağız. Ne zamana kadar buradayım? Perşembe gününe kadar buradayım. Buradan videolar çekeceğim. Size böyle tatlış bir vlog yapmaya çalışacağım. İyi seyirler. Başım ağrıyor. Nerede götüreyim beni? Biraz da bana anlatsana. Yeter artık. Biraz da bana anlatsana. Adım çok soğudu. Evet, çok soğudu. Açıklamaları yapıyorum arkadaşlar. Evet. İki adım var. Hala ben de hala evlerim. Hala evlerim. Ben de evlerim. Bu hayatımda bu da çalışmak be. Ne
ben salonuna iniyorum. Siz de indireyim mi? Günaydın. Günaydın. Duyguları alalım. Ben canlıyım. Ayağım yoruldum sırada ya. Ne yapıyordun? Dün çok yoruldum. Herkes dün geldi. Güzel bir gece geçtik. Ama şimdi biraz yorgun. Şimdi konferansımız var. Saat 10 gibi başlayacak. Neredeyse bir 20 dakikamız falan kaldı. Güzel olacak. Evet. Sonra da barbekü parti. Oo. Ben korkuyorum, her yerde aşırı kuma var sanırım. Ateş gibi. Dikkat işte ya, şu olur. Genciz. Neyimiz vardı? Ateşimiz. Hayır ya. Genciz, inancımız tam mı? Gençliğimiz tam. Gençliğimiz yerinde. İnancımız tam. Genç. Ne kadar çabuk unutmuşuz. Ben sizi duyduğumu hatırlamıyorum dedim. Oo, neredeyse ya? Tamam, gerçekten bu Ekrem Memoğlu'nun seçimlerine ben oy veremedim. Gençliğimiz var. Ha, gençliğimiz var. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Hiçbiri yok desem. Tebrikler seni. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Daha geldik arkadaşlar. Konferans bitti. Bitti burada. Gelin bakalım buraya. Geliyorum. Herkes buraya gelsin. Bestala gelsin. Akşam yemeğine farklı bir yoldan gideyim dedim. Geyiklerle karşılaştım. Merhaba. Gerçek değiller tabii ki. Yine farklı bir yoldan gideyim dedim. Yine galiba aynı yolu yürüyeceğim. Neyse. Şuradan gidelim bari. Akşam yemeğimiz bu ışıklı gördüğünüz yerde olacak. Elimi göremiyorsun. Şu an çünkü çok karanlık. Böyle deniz kenarındayım. Aslında keşke görebilsem. Flaş mı açsaydım? Flaş. Flaşta da hiçbir şey göremiyorsunuz. Ne işe yarıyor bu flaş? Neyse böyle burada akşam yemeği. Bugün ikinci günümüz. Yarın bir günümüz daha var. Yarın ben de stajınıza gideceğiz çünkü. Sonra perşembe dönüş. Nur, önce ne yediğini bize anlatır mısın? Hiçbir şey değilim. Yemeden duramıyorum. Hi guys, bro. Ne yapıyoruz? Hadi şunu olmasa sürebiliriz. Yokluk halimiz kaldı. Anlatacağım bana yaşatılanı. Bana yaşatılan dramı anlatmak istiyorum. Keşke orada çekim yapabilseydim. Şu an nasıldı? Çok uzun zamandır böyle çığlık atmamıştım. İyi oldu yani. Götüme kadar ıslandım. Valla ben de ıslandım. Sizin nasıl? İyi. 3 kere bindim. Bir de Emre'yi görmen lazım. Ya oğlum deli mi 3 kere bindin ya? Kazazede deli. Bindim.
Deli. Deli. Videolarımızı ekle vlog. Evet ekleyeceğim. Ya keşke benim de videom olsaydı. Ben o kadar çok çığlık attım ki ama. Ama ben sana söyleyeyim. Ben tutundum ve gözümü kapattım sadece. Hakk'ın rahmetine kavuşuyorum. Ben de öyle yaptım ve ben ona bilmedim bile. Beste bu taraftan değil mi? İki taraftan da çıkılıyor abi. Ne oluyor? Niye buradan gittik? Ben çığlık atamadım. Ben o kadar komik ki herkes. Ben kahkaha atmakta çığlık atmaya vakit bulamadım. Nevzat. Herkese selam. Çok uzun bir vlog olmamış olabilir. Çok detaylı bir vlog olmamış olabilir. Ama sebeplerinden birincisi ben çalışıyordum burada. Şu an çok karanlık. Ama yapacak bir şeyim yok şu an çünkü gece 1 falan. Ve bitti. Etkinlik bitti. Sonraki etkinlik daha güzelini çekmeye çalışırım ama böyle bir etkinlikti. Bu dönemde değişik duygular içerisindeyim. Bu dönemde etkinlik yapmak bana değişik şeyler hissettim ama bitti. Hadi. Ben orada duruyorum. Ya size inanmıyorum. Bye everyone. Bye. Herkese selam. Bugün kaçıncı günüm? Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Beşinci günüm galiba bugün. Pazar mı geldi ben buraya? Pazar geldi. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Evet, bugün beşinci günüm. Beş gündür Antalya'dayım. Oteldeyim. Otelden çıkmadım yani. Zaten Land of Legends'a gittik. Sadece o da oldu. Tam otelin kendine bir şeyi. 5 gündür buradayım. 5 gündür çok şey oldu ve ya bu benim kaçıncı 8. etkinliğim sanırım. Ve her etkinlikte bence insan bir şeyler öğreniyor. Ben yani yaşadığımız dönemin zorluğundan mıdır? Çünkü korona biliyorsunuz. Ya da kendim mi büyüdüm bilmiyorum ama benim için duygusal bir etkinlikti. Zaten ekipteki en eski arkadaşımız ekipten ayrılıyor. Onun da duygusallığı var üzerimde. Çünkü beni işe o almıştı falan. Yani senelerdir ondan öğreniyorum çoğu şeyi. Onun da duygusallığı var. Ama 5. gün yani çoğu kişiyi yolladım. Yolculadım. Ben yarın döneceğim. Sadece böyle oturup birazcık sohbet etmek istedim. Çünkü böyle mesela bu etkinlikte herkes bana çok durgun olduğumu söyledi. Beni gerçekten tanıyorsanız eminim yani söyleyeceğiniz şey fazla enerjik ve hareketli bir insan olduğumdur. Ama sanırım bu etkinlikte öyle değildim. Sebebini bilmiyorum ama dediğim gibi bence benim için duygusal bir etkinlikti. Neden böyle olduğunu da gerçekten bilmiyorum ama biraz daha büyüdüğümü hissediyorum. Yani her etkinlik, ya her iş bence biraz daha büyütüyor insanı ama bence bu etkinlik beni en çok büyüten etkinliklerden biriydi. Yani içimi dökmek istiyorum. Dinlerseniz. yani hayatta bir şeyler oluyor. Bazen sizin elinizde olmayan şeyler oluyor. Ve elinizde olmayan şeyler için kendinizi sıktığınız zaman, kendinizi yorduğunuz zaman hayat gerçekten çekilmez bir hal alıyor. O yüzden ilk söyleyeceğim şey elinizde değilse bir şey onu değiştirmeye çalışmayın veya başka insanların sizin hakkında düşüncelerini hayatınızı değiştirecek ya da bazı şeylerden sizi korkutacak, kaçacak kadar etkilemesine izin vermeyin. Çünkü ben onu fark ettim. Başkaları ne der diye düşündüğüm için bazı şeyleri yapmadığımı fark ettim. Yapabileceğim şeyleri yapmadığımı fark ettim ve sanırım bu yanlış bir şey. Ne söylemek istedim? Söyleyeceğim çok şey var ama kameramı şarj bitmek üzere. Belki şarj ettikten sonra tekrar konuşuruz ama hayallerinizin peşinden gidin. Risk almaktan gerçekten çekinmeyin ve korkmayın. Her şey yolunu buluyor. O yüzden korkmayın yani. Bay bay.